Evet arkadaşlar, sıfırlama videosuna başlıyoruz. Güzel bir şekilde sıfırlamamızı yapacağız. Yeni tüfeğimizle Armsan Panama Vortex Red Dot aldık. Sıfırlama sehpamız ve bir hedef belirledik. Şimdi onu ileriye koyacağız. Sıfırlamaya başlayacağız inşallah. Evet arkadaşlar, sıfırlamaya başladık. Az mermi atmak için, eğer böyle sökülebiliyorsa namlu, yani ray namluyla beraberse hemen red dot'umuzu üzerine monte edeceğiz. Şimdi monte edip tekrar anlatacağım. Evet arkadaşlar, red dot'umuzu sıfır açtık kutusundan. Şimdi yüksek ayağı sökeceğiz. Bu engin ayağı takacağız. Montajımızı yapacağız. Montajı yaparken de yüzümüze göre ayarlayacağız. O yüzden biraz ön taraflara doğru ayarlıyorum ki daha iyi oluyor. Monte ettiğim zaman yerini, ayarını göreceksiniz. Evet arkadaşlar, böyle yüzleyerek kontrol edip yerine baktık. Red dot'un en güzel geldiği yere kendimizce belirledik. Siz isterseniz buraya takabilirsiniz, isterseniz buraya. Biz önde biraz daha güzel oluyor. Yani arkadaşın tüfeği olduğu için kendisine baktırdım. En beğendiği nokta bura ki öne doğru yapınca daha iyi oluyor. Size tavsiye ederim yani ön tarafa doğru bağlamanızı. Bu şekilde montajını yaptık. Şimdi sıfırlama atışına geçeceğiz. O yüzden tüfeği, namluyu bir sökeceğiz. Koyup içerisinden, namlunun içinden bakıp red dot'u olabildiğince yakınlaştıracağız ki az fişek atalım. Arkadaşlar bu şekilde namlunun içinden bakarak, namlunun içinde baktığımız açıyı ortalayarak nişan aldığımız yere buradan ben bunu kıpırdatmadan bakarak üst alt ayarı yapıp aynı noktaya birleştirmeye çalışacağım ki İlk atışımızda çok sağa, çok yukarı, çok aşağıya gitmesin. Yani yakın değsin. Az mermi harcayalım diye. Şu an mesela bakıyorum. Bir ayar yapacağım elimle. Bir de şu an hemen hemen ortaladım. Yani o deliği bu çemberin içine ortaladım, namlunun çemberine. Üstten bakıyorum. Red dot mesela şu an ışığı biraz aşağıda. Şu an çevireceğiz. Çevirelim. Ne tarafa alacağız? Sol el kuralı yapıyoruz. Ne demek? Yani baş parmak red dot'un noktasını götüreceğimiz yeri gösterir. Şu şekilde de yaptığımız zaman da çevireceğimiz yeri gösterir. Şu an red dot'un noktasını yukarıya alacağım. Baş parmağım hep sol elle ama sağ elle yapmıyoruz. Mesela sağ taraf, sol tarafa yapacaksın. Baş parmağın solu gösterecek. Avuçladığın zaman parmak uçların bu tarafı çevir demek anlamında. Mesela şu an red dot'u biraz üste alacağım. Baş parmağımız yukarı ve bu tarafa çevirecek. Bu tarafa. Yani böyle. Şimdi bekle. Ben tekrar bir ayarlayayım. Şu an ortaladım elimle. Kıpırdatmadan kafamı kaldırıyorum. Çevir. Hızlıca çevir. Çevir, 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 çevir. Çevir, 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 çevir. Tamam. Tekrar bakıyorum. Kontrol ediyorum. Yani bu kabaca bir yakınlaştırma diyelim. Biraz daha çevir. Tamam. Atış yaparak daha iyi göreceğiz. Şimdi sağ taraftaki ayarlama yerine geç. Şu an mesela bakıyorum aşağı yukarı. Burası tamam. Burası hafif solda. Şimdi sağa çekeceğim. Red dot solu gösteriyor. Sağa çekeceğim. Ne yapacağım? Baş parmağımı sağa çevirdim sol elimle. Avuçladığım zaman bu tarafa çevirmem gerektiğini söylüyor. Yani bu tarafa, tornavidayı bu tarafa doğru çevireceğiz. Çevir, 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 çevir. Tamam. Kabaca yakınlaştırdık birbirine. Atış yaptığımızda da hedef, belirlediğimiz hedefin kenarlarına bir yerine değecek. Bu bize mesela bazen küçük bir hedef koyuyoruz, sıkıyoruz, başka bir yerde oluyor, göremiyoruz nereye gittiğini. Bu şekilde hedefe yakınlaştıracağız. Daha sonra atışımızı kolaylaştıracak, sıfırlamamızı anlatacağız.
Evet arkadaşlar, tüfeğimizi monte ettik. İstediğimiz yere göre ayarladık. Kapaklarını söktük ayar yapacağımız yerin. Bu üst taraf üst alt ayarı. Bu taraf sağ taraftaki sağ sol ayarı reddatımızı. Yaf speed slack'la sıfırlayacağız. Genellikle kullanacağı fişek olduğu için. Şimdi sıfırlamaya başlayacağız. Sıfırlamaya başlamadan önce size teorik kısmını anlatayım. Öyle pratiğe geçelim. Şimdi orayı çekelim. O siyah nokta belirledik oraya. Bir tane kartona. O siyah noktaya sürekli hedef alacağız. Yani şu an ben nişan alacağım, atış yapacağım. Onun herhangi bir yerine değecek. Sağına, soluna, aşağısına, yukarısına bir tarafa değecek. Bir tarafa değdikten sonra buradaki reddatı ayarlayacağız bir sonraki turda. Yani atış yaptıktan sonra ilk sonraki turda. Yardımıyla beraber arkadaşın, emmi oğlumun yardımıyla beraber ben tekrar siyah noktaya nişan alacağım. Vurduğu yere reddatın ışığını götüreceğiz. Teorik kısmı bu. Yine siyaha nişan alacağım, atış yapıyormuş gibi vurduğu yer, hatalı yere reddatın ışığını üst ve sağ sol ayarıyla götüreceğiz. Ben nişan alacağım, ona sağa sola yukarı aşağı götüreceğim. Bu şekilde ikisini birbirine kavuşana kadar aynı şeyi tekrarlayacağız. Şimdi namludan çıkan mermi her zaman doğruyu gösterir. Üzerine taktığımız bizim optik, dürbün fark etmez. Bu ilk taktığınızda yanlışı gösterir. Biz ne yapacağız? Yanlışı doğruya götüreceğiz. Hep bu. Ve farklı hiçbir yere nişan almak yok. Hep siyah noktaya. Siyah noktaya nişan al, ateş et. Ateş ettiğin yer için tekrar siyah noktaya nişan al. Yanlışı doğruya götür. Yani içerisindeki ışığı değdiği hedefe götür. Ve bunu kavuşana kadar tekrarla. İkisi birleştiği an zaten sıfırlanmış demektir. Şimdi başlayalım atışımıza. Kendinizi ayarlayın güzelce. Burada önemli olan konulardan biri de tetik çekmeniz. Mesela bu tetiğe, içi boş şu an. Bu tetiğe nişan aldın. Atıyorum, nişan aldın, emniyeti açtın. Patlayacak korkusuyla, yani kulaklık takmadın veya taktığın halde patlama korkusu yaşıyorsun. Bunu bu şekilde edersen sıfırlama sehpan olsa bile bir miktar hata payı yaparsın. O yüzden olabildiğince tetiği yavaş çek. Bırak tüfek kendi kendine patlasın. Önemli konulardan birisi de o. Evet, şimdi sıfırlamaya başlayalım. Ağzına verdik. Şöyle biraz geri çekilelim şimdilik. Ayar yapmayacağız. Şimdi atış yapacağım siyah noktaya. Bakalım nereye değecek. Değince demin dediğim teorik kısmı hatırlayacağız. İşi pratiğe dökerek sıfırlanmış olacağız. Evet, atışa başlıyorum arkadaşlar. Şu an siyah noktayı red dot'la olabildiğince hassas bir şekilde nişan alıp ateş edeceğim. Tetiği ezerek çekiyoruz. Ezerek kendi istediği zaman patlasın. Evet, içi boş. Şöyle yönünü çevirelim. Emniyeti alalım yine de her halükarda. Ne olur ne olmaz diye. Evet, ortalı görmüş. Mükemmel. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, demin yaptığım kaba sıfırlama, yani kaba yakınlaştırma ne kadar yakın değdi değil mi? Sadece sağ sol ayarı 10 numara olmuş. Üst alt ayarı, yani birazcık üste çekeceğiz. Hadi şimdi hedefte gidelim. Bir de orada anlatalım. İkinci mermide inşallah birbirine kavuşturacağız. Evet arkadaşlar, ilk atışımızda ne kadar yaklaştık? Burası. Yani yaklaşık iki parmak. Gayet güzel. Şimdi sağ sol ayarı 10 numara, yapmaya gerek yok. Buraya yakınlaştırabilirsek. Şimdi ne yapacağız? Bak, ilk atışı attık. Nereye nişan aldım? Buraya. Nereye değdi? Buraya. Burası doğru olan işte. Namlu buraya vuruyor. Demek ki reddatımızla nişan alınca buraya vuruyorsa tekrar buraya nişan alacağım.
yanlış buraya, götüreceğim doğrunun üstüne. Yani red dot'un noktasını alacağız, kırmızıyı aşağıya indireceğiz bunun içine. Buraya getirdiğimiz zaman iş çözülmüş olacak. İşlem bu kadar basit. Ne yapıyorduk? Yanlışı doğruya götürüyorduk. Hadi şimdi gidelim, ufak bir ayar yapalım, sıfırlayalım, ateş edelim, inşallah siyahı vuracağız. Arkadaşlar, siyah noktaya tekrar nişan alacağız, doğruya götüreceğiz. Yani vurduğumuz o hedefe götüreceğiz. Yaklaşık iki parmak aşağıya alacağız. Şimdi kırmızı noktayı aşağıya alacağız, değil mi? Ne yapıyorduk sol el kuralında? Baş parmağımız kırmızı noktayı gösterecek. Yani aşağıya doğru indireceksek aşağıya gönderelim. Ne tarafa çevireceğiz? Bu tarafa çevireceğiz. Bu şekilde. Anlaştık. Şimdi ben tekrar siyahı nişan alacağım. Doğru noktaya gelene kadar çevirmesini rica edeceğim. Evet. Şu an hedefte. Dediğim yönde çevir. Hiç kıpırdatmayacağız. Çevir, çevir, çevir. Çevir, çevir, çevir. Çevir. Belki bir çıt daha. Tamam. Bir çıt fazla olursa da tersine çevirebiliriz. Tamam. Şu an yeterli. Şu an siyah noktadan o vurduğumuz yere red dot'un ışığını indirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi atış yapıp siyah noktayı vurabileceğiz mi? Çok ufak, hassas bir atış. Yani ayarımız kaldı. Hadi gelin ikinci atışı da yapalım. Bakalım ne kadar yaklaşmışız. Evet arkadaşlar, ikinci atışı da yapıyoruz. Güzel bir nefes kontrolü. Tetiği ezerek atış yapmaya çalışacağım yine. Evet. Bittik aşağı. Bir tık fazla çevirdiğimizi fark etmiştim. Demin de deneyelim dedik. Evet arkadaşlar, ikinci atışımızda da olabildiğince siyah noktaya yaklaştık. Bir çıt fazla çevirttirdim sadece emin olmak için, geri alırız diye. Şu an geri aldık onu. Bir çıt aşağı aldığımızda yaklaşık buralara değecek. Hafif sağa hafif soluna değmesi yani benden de kaynaklanabiliyor. Yivsiz olduğu için fişekten de kaynaklanabiliyor. Bu civarı vurursa sıfırlamamız olmuş demektir. Yani bundan her attığımızda bu siyah noktanın içinden geçmesini beklemiyorum. Şu an bu noktaya bir atış daha yapacağız. Buraya, siyahın kenarına, şurasına, ortasına, bir yerine değdiğinde demek ki sıfırlamamız olmuş demektir. Arkadaşımıza da hayırlı olsun diyeceğiz. Güle güle kullansın diyeceğiz. Hadi üçüncü atışı yapalım. Evet, üçüncü atışa geçiyoruz arkadaşlar. Tekrar siyah noktaya nişan alacağız. Hedefi vurup vurmadığını kontrol edeceğiz. Ona göre çok hafif hassas ayarlar yapabiliriz ama yivsiz tüfek, bundan yivli performansı beklemek olmaz. Bir grupman elde ederse bizim için yeterlidir. Red dot'u da biraz daha kısıp daha net atmaya çalışacağım. Tamam. Evet, geçiyoruz arkadaşlar. Hedefe geçelim. Evet. Hedefte. Tüfeğimiz boş. Yönünü çevirdik. Hedefe gidip bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi üçüncü atışımız da burası oldu. Üçüncü atışımızda siyahın hemen kenarından vurmuş olduk. Çok az bir şey inmiş oldu. Hafif yan değmiş kurşun. Yani bir çıt, bir kilik daha çevirebiliriz aşağı için. Bence gereksiz. Çünkü atış yaparken de, sehpası atış yaparken de ister istemez tetiği sert çektiğimiz de oluyor. Sert çektiğimiz zaman aşağılara nişan alıp atış yapabiliyoruz. O yüzden gayet iyi. Hiç atış yapmadan bir çıt daha aşağı alabilirsiniz. Yani böyle olduğu durumlarda. Dördüncü atış yapmanıza gerek yok. Bir çıt. Sol el kuralını öğrettim size, değil mi? Bak ne yapacağız?
siyah, burayı nişan alacağız, burayı vuracağız değil mi? Kırmızıyı bunun üstüne getireceğiz, yani yukarı. Yukarı bir çıt çevireceksin, oldu bitti. Hayırlı olsun diyelim, güle güle kullansın. Allah kazasız belasız günlerde kullanmayı nasip etsin, attığını vursun inşallah. Hadi arkadaşlar, kimse sıfırlama yapmadan, sıfırlamasız kalmasın diyelim daha doğrusu. Ne kadar kolay olduğunu anlatabilmişimdir umarım, inşallah. Daha güzel videolar gelecek. Biraz bu video konusunda acemiyiz. Hakkınızı helal edin. Rastgele diyelim.